Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sunar. Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Şehitleri Anıtı Kadın Kahramanlar Müzesi'ne ev sahipliği yapmakta. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Müze, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. Tekalif-i Milliye Yasası ve istiklal yolunda silah taşıyan, cephelere cephane yapan kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, eşlerimiz onlar. Onlar önemli değerlerimiz. Milli mücadelede ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınlarımız. Neler söylersiniz değerli hocam Fatih Bey? Evet, tarihi bir noktadayız yine. Yunan Mezalimi Araştırma Komitesi Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar yemin edip söz verdikten sonra yalan yazmayacağına dair Sakarya bölgesinde düşmandan geri alındıktan sonra bu bölgede Yunanların neler yaptığını incelemek üzere bu Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yusuf Akçura ve bir fotoğrafçı subayla beraber bu bölgeye gelir. Osman Töre'ye ait olan bu evde yaklaşık 2 hafta boyunca kalırlar. Ve 2 hafta boyunca da burada yaşananları Halide Edip Adıvar not eder. Tabi bu esnada önemli bir, Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri olan Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı eserini de yazmaktadır günlük olarak. Bu köyde bir fazlaca zahir görmemiştir Halide Edip Adıvar. Bunun sebebini sorar. Kırım göçmeni olan Tatarlardan oluşan köy halkı Yunan işgali esnasında Rusça konuşmuştur. Ve Yunan askerleri bu bölge halkını Rus zannettikleri için fazlaca köye bir zarar ve sıkıntı yaratmadan bu bölgeden geri çekilmişlerdir. Yunan işgalini önlemek için milli seferberlik ilan edilmiş, Tekalifi Milliye Yasası çıkarılmıştır. Kütahya Eskişehir Muharebelerinde 45 bin kişilik mevcudunun yarısını kaybeden Türk ordusunun mevcudu bu süre içinde tarlasından, sürüsünden, okulundan koşup vatanını savunmaya gelen yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye getirilebilmiştir. Nice kadın kahramanlar bebekleri kucağında cephane taşımışlardır. Yani dedemin burada ikamet edip de işte bizim de burada evlerimiz vardı. Onlar yıkıldı. Şu anda restore yapıldıktan sonra bu bina sabit olarak kaldı. Devlete bağışladık mirasçılar olarak. Burada Sakarya Savaşı'nda Halide Edip Adıvar burada şeyler o savaş esnasında bu şeyleri kaleme almış. İşte heyetleri gördünüz zaten hep beraber. Onlarla beraber işte burada bir hafta kalmış. İşte Sakarya'nın en çetin savaşların olduğu dönem burası bir haftalık falan sıcak çatışmalar olmuş burada. Çocukluk yıllarından beri okuduğumuz Yunan mezalimi, Moskov mezalimi, İngiliz mezalimi, hele Yunan mezalimi, Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı Anadolu'da Yunanlıların yaptığı mezalim, Pontosluların Doğu Karadeniz'de yaptığı mezalim ama o Yunanlıların yaptığı mezalimi araştırma heyeti vardı Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Evet, Mezalimi Araştırma Tetkik Komisyonu Halide Edip Adıvar Hanımefendi, Yusuf Akçura
ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Dönemin en önemli gazeteci ve yazarlarıydı onlar. Yunan mezarlığı bulunduğumuz burada Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanı içerisindeki Sakarya Köyü'nde. Eski adıyla Tırnaksız Köyü. Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bu köye Sakarya adını vermişlerdi. Burada Sakarya şehitliği de var. Biz Anadolu gazetecileri olarak Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na en büyük desteği veren o dönem Anadolu gazetecilerinin temsilcileri, heyetleri de buradayız. Şakir Bey ve Cesurhan Bey. Efendim, ben Cesurhan'dan başlamak istiyorum. Biz de bir çalışma yapalım. Sakarya Meydan Muharebesi'ni tüm Türkiye çapına duyuralım istedik. Bugün 99. yılında Sakarya Zaferi'nin buralardayız. Evet. Duygu ve düşünceleriniz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım böyle bir güzel vesile olduğunuz için. Bugün şu anda çok anlamlı bir yerdeyiz. Çok heyecanlıyım şahsım adına. Çünkü bundan 99 yıl önce Türk Kurtuluş Savaşı'nın, Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın yürütüldüğü yerlerden birindeyiz. Sakarya Köyü'ndeyiz. Ayrıyeten o dönemde Türklüğün önde gelen aydınları bu Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını tüm dünyaya duyurmak için çalıştılar, çabaladılar ve savaş sırasında ve sonrasında Yunanlıların sebep olduğu yaptığı zulmü, kötülükleri raporladılar ve tüm dünyaya yaydılar. Türklüğün, Türkiye'nin haklı mücadelesini tüm dünyaya anlattılar. 200 yıldan beri Batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışmış, fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmış ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Joseph Arnold Toynbee. Siz de önemli bir medya mensubumuz olarak önemli bir yerdeyiz. Duygu düşünceleriniz. Evet. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Öncelikle Cesurhan Bey gibi ben de bugünkü ziyaretimize vesile olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Tabii ben daha önce de Polatlı'ya gelmiştim. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştirildiği alanları gezmiştim. Doğa Tepe'yi gezmiştim. Ama bundan 6-7 yıl önceydi geldiğimde. 6-7 yıl içerisinde, son 6-7 yıl içerisinde ne kadar büyük bir değişim ve gelişime uğradığını bu bölgenin nasıl ihya edildiğini müzelerle, şehitliklerle nasıl tarihe kazandırıldığını görmenin de mutluluğu içerisindeyim. En çok şehit veren bu Sakarya Meydan Muharebesi'nde en çok şehit veren illerin başında gelen Giresun ordudur. Bir ordulu olarak da bundan bu alanları gezerken gurur duydum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle andım bir kez daha. Tabii bir gazeteci olarak şu anda bulunduğumuz yer Halide Edip Adıvar Müzesi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınlarımızın ne büyük fedakarlıklarla, ne büyük özveriyle ve ne büyük çabalarla, yokluk içerisinde ne büyük kahramanlıklar gerçekleştirdiklerinin burada bir örneğini, bir sevgisini görüyoruz. Halide Edip Adıvar'ın şahsında Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Kurtuluş Savaşı'mızda can siperhane mücadele veren kadın kahramanlarımızla bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Parklar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü'nü bu güzel çalışmalarından dolayı da kutluyorum. O kadar geniş ve o kadar zengin bir tarihe sahibiz ki bu zenginlik içerisinde bazen güzellikleri unutabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Ben Sakarya Meydan Muharebesi şehitliğinin, anıtlarının, tarihi alanlarının da o büyük zaferler içerisinde kaybolan değerlerimizden
bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Belki bu çalışmalar farkındalığı artırıyor. Böyle ziyaretler yapılmasının önemini geldikçe görüyoruz. İnanın yani bir Çanakkale kadar, bir Malazgirt kadar Sakarya Meydan Muharebesi'nin de önemli olduğunu gelip gezince, görünce çok daha iyi anlıyorsunuz. Farkındalığınız artıyor. Bir kez daha şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hatırayı bölge müdürlüğümüz adına biz takdim edelim. Çok teşekkür ederim. Evet, kadınlar, kadınlarımız, onlar analar, bacılar, teyzeler, nineler, halalar, eş ve onlar çok önemli. Onlar çok değerli kadınlar ve kadınlara en büyük değeri Yaradanımız ifade etmiş ve öf bile demeyin diyor. Ve cenneti kadınların ayağının altına sermiş. Onlar milli mücadelede en büyük mücadeleyi veren insanlardı. Şerife bacılardı, Kara Fatmalardı. Daha niceleriydi. Halide Edip Adıvar hanımefendi. İlk Sultanahmet mitingiyle milli mücadeleyi hareketlendirmişti. Ve şimdi buradan bir çağrıda bulunalım değil mi? Kadın gazetecilerimize. Türkiye'de, Anadolu'da, Anadolu'nun ücra köşelerinde birçok hanımefendi gazetecimiz var. Kadın gazetecilerimiz var. Lütfen Sakarya Meydan Muharebesi'nin milli park alanı içerisindeki Polatlı'ya sadece 14 kilometre mesafedeki Sakarya Köyü'ne gelin. Halide Edip Adıvar hanımefendinin başkanlığındaki bu tetkik, mezalimi tetkik komisyonu ki birçok eser ve çalışmalar yapmıştı. Yapılan mezalimi en iyi şekilde belgeleyip gelecek kuşaklara aktarmışlardı. Evet, biz buradan kadın gazetecileri göreve davet ediyoruz. Gelip burayı gezip görsünler ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni gençlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza tanıtsınlar diyoruz. Evet, belgesel görüntülerimiz var. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi. Birlikte izliyoruz. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ve Mareşallik ünvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen şu sözleri Sakarya Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Kapsadığı alan ve süresi itibarıyla dünya harp tarihinde önemli yeri olan Sakarya Meydan Muharebesi, 100 kilometrelik bir cephe üzerinde 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırlarında kalan Sakarya Nehri'nin doğu yakasındaki alanda yapılan savaş, İstiklal Harbimizin dönüm noktası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş önsözüdür. 5 Ağustos 1921'de Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirir. 12 Ağustos 1921 Mustafa Kemal başkomutan sıfatıyla Sakarya Meydan Muharebesi cephesine giderek düşmanın muhtemel hareketlerine yönelik incelemeler yapar. 23 Ağustos 1921 Yunan kuvvetleri ağırlık merkezi Sakarya mevzisinin güney kanadı olmak üzere kuşatıcı tertiple taarruz eder. Türk ordusu kuşatmayı karşılamak için mevzisinin sol kanadını doğuya doğru uzatır. Düşman, Türk kuvvetlerini 23-30 Ağustos'taki yoğun saldırılarına rağmen kuşatamaz. Türk cephesini merkezden Haymana istikametinde yarmak ister. Yunan kuvvetlerinin taarruzu ordumuz tarafından durdurulur. 10 Eylül 1921'de Türk ordusu karşı taarruzu başlatır. Yunan ordusu Sakarya'nın batısına çekilip mağlup olarak gerisin geri kaçmaya başlar. 13 Eylül 1921'de Türk ordusu kesin zaferini ilan eder. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra batılı ülkeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır.
İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi, yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Tarih, tarihin yazıldığı, yaşandığı, hissedildiği yerde araştırılıp belgeselleştirilir düşüncesiyle hem dünya coğrafyasındaki hem de Anadolu coğrafyasındaki kültür, medeniyet, zaferler tarihimin izlerini, zaferler tarihimizin izlerini araştırıp belgeselleştiriyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili değerli dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte POTA'nın rehberliğinde gezimiz sürüyor. Birlikte gezdik dostlardan, mesajlar aldık. Muhtarın bu binayı bağışlayan insanların torunlarından, bedelsiz devlete bağışlayan insanların torunlarından, milli parklarında sorumlusu arkadaşımız. Neler söylersiniz? Ziyaretçiler var mı? Bir de çarede bulunun burayı gelip görmeyenlere. Ya herkesin gelip görmesi, burayı tavsiye ediyorum. Burası tarihimiz yani. Gelen oluyor. Herkesi de bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de buralar özellikle hanımefendilerin gelip görmesi, kadın derneklerimizin gelip görmesini, kadın dernekleriyle ilgili çalışma yapan kurumların ama özellikle kadın gazeteciler, yazarlar, kadın siyasetçiler, kadın devlet adamları, kadın akademisyenler, özellikle kadınlarımız mutlaka burayı gezip ve görsünler. Maddi önlemlerin yanında milletimiz İstiklal Harbi'ne destek olması için cami kürsülerinde vaazlar verilmiştir. Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın her mısrası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını anlatmaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü sundu.